i ready.

Ekol TV'den merhaba sevgili dostlar. Bu hafta sizlerle Türkiye'nin derin yarasını konuşacağız. Haftalardır hepimizi hüzne gark eden bir olay. Narin olayı. Tabi sadece narin olayıyla kalmıyor bu. Türkiye'nin her yerinden, her bölgesinden benzeri olayları hemen her hafta işitiyor ve duyuyoruz. Bugün bu konuları dünyanın, Türkiye'nin dünyanın nereye gittiğini, şiddetin neden arttığını bu konuyu konuşacağız. Yanı başımızda hemen çok değerli bir sosyologumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi'nden değerli bir sosyolog, Profesör Doktor Nülüfer Narlı Hocam. Ve yine bu dramı, bu ağıtları müziğiyle dile getiren bir sanatçımız var yanı başımızda. Müzik eğitmeni ve aynı zamanda ses sanatçısı Latif Korkmaz. Değerli Hocam siz ve sanatçımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk sağ olun. Tabii bu akşam önemli bir gece aynı zamanda. Mevlid Kandili. Bundan dolayı değerli izleyicilerimizin de Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Değerli hocam, isterseniz sizle başlayalım. Narin olayı 19 gün sonra ortaya çıktı. Ağustos'un sonuydu. Olay vuku bulduğunda daha sonra Türkiye'de sosyal medya üzerinden gündeme geldi ve 19 gün sonra hepimiz küçük kızımızın öldüğünü ve ortaya bir ortada bir cinayetin olduğunu farkına vardık ve olay bizi bir hüzne gark etti. Hepimizi üzdü. Türkiye'nin her bölgesinde insanlar buna ciddi üzüldüler. Ee, sosyal medyadan ve hatta televizyonlardan bunu dile getirdiler, ifade ettiler. Fakat bu sadece bize münhasır değil. Dünyanın her yerinde de benzeri olaylar oluyor ve ört bahsediliyor. Ee, sadece narin olayı değil, bugün Trakya'dan Anadolu'dan, İç Anadolu'dan, Türkiye'nin her yerinden her hafta bir kadına, bir çocuğa hatta bir hayvana yönelik bir şiddet olayıyla uyanıyoruz. Evet. Ve son yıllarda bu artmış gibi bütün dünyada sadece bizde değil bütün evet. dünyada da artmış gibi Türkiye'de de artmış tabii. Bu şeyi hatırlatıyor bana Shakespeare'in Hamlet oyununda Marcellus'un bir sözü var. Bu tarz olaylar konuşulduktan sonra Halkayı taben Marsalı söyle diyor. Çürümüş bir şeyler oluyor Danimarka'da diyor. Aynı şey. Bu narin olayı üzerinden biz de şunu söyleyebiliriz. Çürümüş bir şeyler oluyor Türkiye'de. Ne acaba bu diye. Ruhsal bir pandemi yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Biz de bu ruhsal pandeminin içinde vücut bulmuş bir hal içindeyiz. Neler oluyor hocam dünyada? Neden bir çürümüşlük var? Bir yozlaşma var dünyada. Ne, e, siz bir sosyolog olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Önce genel bir konuşalım sonra olayı değerlendirelim hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Herkese iyi geceler diliyorum. Türkiye için de çok teşekkürler. Ee, önce isterseniz hani küresel olarak bakalım. Küreselden Tabii. işte Türkiye'yi ondan sonra e, bölgeye e, bakmamız çok yararlı olacak. Bir kere... Şu anda dünyaya yeniden format atılıyor diyorum ben. Ama bunu söylememin sebebi ne biliyor musunuz? Bir kere pandemi ve pandemiyle birlikte dijitalleşmenin yeni bir ivme kazanması. Son 5 yıl yani pandemiyle birlikte belki de 10 yılda yaşanacak teknolojik değişimi biz çok kısa bir sürede yaşadık. Bu... İş yapma biçimleri değişti, eğitim biçimleri değişti. Bunlar zaten başlamıştı sadece müthiş bir ivme kazandı. Burada tarihin hızlanması tezi diye bir kavramı da kullanmak istiyorum. Şimdi Fransız düşünür özellikle bu teknolojik gelişmelerin başladığı, hızlandığı dönemde yani 18. yüzyıldan itibaren der ki artık tarih hızlanıyor. Çünkü hani orta çağları düşünün çok daha yavaş aktığı ve değişimin daha böyle hani katı yapıları zorladığı ve yıllar aldığı o dönemler geçti e, tarih hızlanacak ve çok daha hızlı değişim olacak işte siyasi yapılar top şimdi e, pandemi ve bu dijitalleşmenin hızlanmasıyla tarihin hızlanması da yeni bir ivme kazandı e, Dolayısıyla Hani bütün dünya şu anda büyük bir değişim geçiriyor Tabii ki değişim ve dönüşüm, e, krizsiz olmayacaktır. Bu dönüşüme, değişime hazır olan e, yapılar var. Şöyle ki hani dünyaya bakarsak mesela bir grup insan var ki çok üst düzey eğitim alabiliyor, dijital araçlara ulaşabiliyor, onları kullanmayı biliyor. Ama bir de dünyanın bir yerinde eğitimle ilgili büyük sorunlar var. Dijital uçurum dediğimiz insanlar dijital araçları kullanamıyor, onlara ulaşamıyor. Şimdi düşünün bu uçurumu <laughs> zaten 2030 Küresel Trendler Raporu diye bir rapor var. Bu rapora da baktığımız zaman bu dönüşümle ilgili çok sayıda konudan bahsediliyor. Şimdi bir kere demografinin değişmesi söz konusu, iş yapma biçimlerinin ve de eskiden olduğu gibi bir kontratla belli bir kurumda uzun yıllar çalışma da geçti. O esnek çalışmadan bahsediyordu. Şu anda aslında emeğin bile uberleşmesi söz konusu. Yani uberde ne oluyor? Evet. Sizin arabanız var. Birisinin taksi ihtiyacı var. Onun bu ihtiyacına siz bir hizmette karşılık veriyorsunuz. Yani belki ben diyorum ki öğretim üyeleri bile bir çeşit hani üniversiteye 5-6 saatliğine çağrılabilecekleri bir sisteme doğru gidebilirler. Bunlar bakın çok hızlı ve insanları zorlayan değişimler. Yani hani yıkıcı değişim dediğimiz ama yıkıcı değişime hazır olmak için de inovasyon gerekiyor. Peki şimdi dünyada bu değişiklikler var. Fakat tabii işte hani sizle de yayın öncesinde evet. konuştuk. Bauman'ın akışkan modernite dediği işte akışkan aşktan bahseder evet. kötülükten yani o eski modernlik modern dönemlerde katı yapıların artık çözüldüğünü, her şeyin çok daha akışkan olduğunu hani ilişkilerde de işte bir sığlık olduğunu derinleşmediğini Bauman bundan bahseder aynı zamanda evet kitabı tamam, da gösterelim evet o, kitabı da göstereyim Bauman'ın akışkan kötülük kitabı. Ee, aslında modern toplu, toplumların nasıl çözüldüğünü, katı yapıların nasıl çözüldüğünü anlattığı evet. önemli kitaplardan bir tanesi. Evet. Kötülüğün artık dünyayı sardığını ve yayıldığını her tarafa. Ve de görünmez evet. olduğunu. Halbuki eski katı yapılarda hani kötülük işte büyük ölçüde hani baskıyla devletin elindeki bazı araçlarla Yönetilirken bugün artık görünmez olmuştur ve yaygınlaşmıştır. Şimdi hani Balmanın kitabında bir yere koyalım. Ee, bazı ülkeler hemen pandemiden sonra çok daha derin ekonomik krizlere gömüldü. Bir kere Türkiye'nin hani böyle bir sorunu var. Ayrıca e, Türkiye'de e, şiddet konusunda hani e, burada yani sosyal cinsiyetçi bir tavır almıyorum ama. Kız çocukları, kadınlar ve çocuklar her zaman şiddetin hedefi olmuştur. Şöyle yani, diyebilir miyiz hocam? Yani, zayıf hani insanlar, böyle, zayıf evet. insanlar şiddete zayıf e, e, insanlar Tabii, daha çok şiddete maruz kesinlikle kalıyor Kesinlikle. Çünkü kırılgan gruplar, evet. daha savunmasızlar, ekonomik açıdan çoğunlukla dezavantajlılar. Hocam dünyanın her yerinde mafyalaşma var şu anda. Kesinlikle. Bir grup bir araya geliyor, küçük birisini dövüyor, küçük evet. birisine evet. şiddet uyguluyorlar. Aynı şey bu kişide. Çocuğa, kadına yöneliyor. Hayvana yöneliyor bazen. Hayvana baza. yöneliyor. Evet. Fakat şiddet, evet şiddette bir artış var. Yine Bauman zaten diyor ki hani e, şiddetli bireyselleşme de e, şiddeti getiriyor. Şimdi o konuya geri döneceğim. Fakat isterseniz hani e, böyle dünya geneline bir baktık. Ondan sonra bölgeye girelim. Hocam yani onu birazdan girelim. Kapalı yapılar diye bahsedelim hocam isterseniz. Hocam onu da birazdan girelim. Hocama da tamam. sorayım. Hocam, e, Nülüfer Hocam güzel bir konuya değindi. Bauman üzerinden katı şeylerin artık yavaş yavaş çözüldüğünü, hızlı bir şekilde çözüldüğünü söyledi. Geçmişte var olan geleneksel yapılar da hızlı bir şekilde çözülüyor. Batı'da aslında konuşulan 16, daha doğrusu 60'lı, 70'li yıllarda konuşulan şeyler Müslüman coğrafya için yeni yeni konuşulmaya başladı. Yani Türkiye'den tutun, Endonezya'dan Bas'a kadar bu konuları biz yeni yeni konuşmaya başladık. Aslında geleneksel yapılar yeni yeni ciddi büyük çözülmeler yaşıyor. Buna bir örnek vereyim. Hatta Bauman'ın akışkan kötülüğe hedefi şu. E, veyahut da Han'ın Arendt'in ifadesi kötülüğün sıradanlaşması konusu. Kötülüğün sıradanlaşması. Evet. Burada narin olayında şuna dikkat edelim. E, amcanın hani e, köyden birisine götür bunu bir yere, e, bu cesedi bir yere sakla dedi adam. Diyor götürdüm ce cesedi bir yere bıraktım, sakladım. Kimsenin görmeyeceği bir yere. Döndüm namaz kıldım. Daha sonra diyor normal hayatıma döndüm ve ben de hatta o aramalara katıldım diyor. Şimdi bir kötülük işlediğinin farkında değil. Bunu normal bir şekilde anlatıyor. Ee, yani bunun bir namazla telafi edilemeyeceğini de bilmiş olması lazım. Yani namaz seni o kötülükten kurtarmaz asla. Orada çok büyük bir fecaat işliyorsun ve geliyorsun bunu da ifade ediyor. Bu coğrafyada son dönemlerde geleneksel yapılar çok hızlı bir şekilde çöktü ve büyük bir dönüşüm yaşıyor. Ee, buna karşı ve şiddet de artıyor. Tabii sadece bizde değil, Latin Amerika'ya da baktığınızda aynı şeyi görebiliyorsunuz. Japonya'da da baktığınızda, Birleşmiş Milletler'in gelmeden önce şey, raporlarına baktım. Şiddetin kadına, çocuğa, insanlara yönelik şiddetin arttığı coğrafyaya baktığımda Asya'dan tutun. Ta Latin Amerika'da dünyanın her yerinde %50, %70'lere varan bir artış var son 10 yılda hocam. İlginçtir bu. Sadece şeyle alakalı değil. Hani okumuş, okumamışlıkla alakalı bir şey değil. Köylülük ve teşerlikle alakalı bir şey değil. Şehirli de aynısını yapabiliyor, köylü de aynısını yapabiliyor. Veyahut da bu ırkla alakalı bir şey değil. Mesela beni en çok üzen konulardan bir tanesi şuydu. Narin olayı oluyor, toplumun bir kesimi çıkıyor, bunu Kürtler yaptı diyor. Farklı partiler çıkıyor, diğer parti itham ediyor, diğer parti diğerini itham ediyor. Bu utanç verici bir şey ortada bir sorun var. Bu sorudan herkesin ders alması gerekiyor ve buna çözüm bulması gerekirken herkes suçu birbirine atmada genelde ve sorumluluk almıyor kimse. İnsanlar neden sorumluluk almıyor? Acaba bir vurdum e, duymazlık mı var dünyada? E, geleneksel yapılar çökürken nasıl bir toplumla biz karşı karşıya kalacağız? <laughs> Yani yine genel olarak konuşmak istiyorum. Narin olanı ikinci soruda hem hocama evet. hem size soracağım. Yani. Şimdi bir İroni ustası vardı. Büyük ustaydı. Merhum Çetin Altan. Evet. Çetin Altan demişti ki, Göl dibinde yosunum, anladın mı tosunum? Ey aynadaki budala, ben senin hem boyunum hem bosunum. Evet. Şimdi aynada herkes aynaya baktığında kendini görür ama aynayla hesapla aynayla eee aynaya yüzünü dönmeye o kendisiyle hesaplaşmaya erkek çok kolay kolay yanaşmaz. Evet. Şimdi her şey çok hızlı değişiyor. Biliyor musunuz? Hani geleneksel din anlayışlarında Deccal diye bir şeyden bahsederler. Evet. Gelecek her şeyi yıkacak yerlidir. Van Deccal dicle kelimesiyle aynı kökten türetilmiş bir sözcüktür. Önüne geleni yıkıp giden demektir ve şu anda önüne geleni her her şeyi yıkıp giden korkunç bir yap, yapı var. Mesela bu kızıl derler için anlatılan bir şey var biliyorsunuz. Kızıl birisi hani o günkü trenlerde hani evet. kömürlü trenlerle efendim söyleyeyim geliyor oturuyor dinleniyor. Ne yapıyorsun diyor. O kadar diyor, hızlı geldik ki ruhumun gelip bana yetişmesini bekliyorum. Evet. Ve çok korkunç bir şey bu. Hani hız 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 Efendim söyleyeyim, Hani siz çok daha iyi bilirsin bu sen de, de çok sevdiğim bir kitaptı Küçük evet. Prens'te. Hani evet. Küçük Prens orada Moritanyalı bir çocuk. Doğru. Ondan sonra o şeyin ben o adamın ismini telaffuz edemiyorum sen söyle. Hani yazarın ismi Ex, neydi o? Exuberi. Exuberi ha. Hmm. Exuberi, kendisi de bir pilot yani bir evet. şey posta e, şey. Ve orada diyor ki çocuğa sen uçağın enkazı var biliyorsunuz orada kendisi kurtulmuş. Evet. Diyor ki siz e, sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Çocuk diyor biliyorum. Ne bu diyor? Diyor Hristiyanların devesi. Evet. Çünkü Hatton Uçuk görmüyor. Tabii. O Şimdi Hristiyanların devesi. Peki diyor bu bu Hristiyanların devesi diyorsun da diyor. Sizin diyor bu 30 günde gittiniz, bir ayda gittiğiniz yolu. Deveyle gittiğiniz yolu. Yolu biz diyor bir saat bir, saat, bir günde gidiyoruz diyor. Bir evet, günde. Doğru. Çocuk diyor ki Allah Allah diyor. Peki diğer 29 günde ne yapıyorsunuz ki? Evet. Tamam mı? Bak bu 29 gün hikayesi, bu şu evet. bu çok güzel bir şey. Evet. Şimdi biz kimse şeyin geriye doğru gitmesini beklemesin. Yani işte yeniden, yeniden efendim, söyleyeyim ee, bahçelerde seksek oynayacağımızı falan düşünmesin. Evet. Hiçbir şey geriye de gitmez. İnsan nesli de, insan nesli de kötüye doğru evrilmez. Bravo. Fakat buradaki şey şu. Said Nursi diyor ki insan insan tabiaten medenidir. Evet. İşte burada tabiaten medeni olan şeyin bir medeniyetin, bir kültürün, toplumsal bir aklın toplumsal bir aklın hangi değerler dünyasıyla hangi değerler dünyasıyla zihinlendiğine bakmamız lazım. Evet. Ve bu zihinleme dünyasında yani kameranın arkasındaki adamın bir günahı yok. Senaryoyu çizen adamın günahı var. Evet. Bu senaryoda da şu var. Şimdi kapitalizmle yüzleşmek istediğiniz zaman size hemen vurulacak damga şudur. Sen komünist misin? Evet. Tamam mı? Kapitalizm neleri bozdu? Çünkü kapitalizm iktidarsız bir hovardalıktır. Hiçbir zaman tüketemeyeceğin kadar biriktirmendir. Evet. Mesela biz Siyonizmi falan tartışıyoruz ya. Evet. Musa'nın, Hazreti Musa'nın temel isteği neydi? Bir şey biriktirmeyin. Evet. Bak şimdi bugün narin olayında ne görüyoruz? Dünya çürüyor mu? Dünya elbette ki insanlar, insanın içindeki hayvan, insanın içindeki hayvan. Yani işte Aristo tanımlıyor insanı. Diyor ki, insan hayvanı natıktır. Yani konuşan hayvandır. Evet. O içindeki hayvan kudurduğu zaman elbette ki bir bozulma olur. Ama burada bazen şundan kaçırıyoruz. Ağaca bakmaktan ormanı göremiyoruz. Şimdi bu narin kızımızın hunharca katledilmesi elbette ki, elbette ki konuşulması gereken ve üzerinde düşünülmesi gereken bir şeydir. Evet. Neden? Çünkü Hazreti Ali der ki gelecek nesiller sizden ibret almadan siz geçmiş ümmetlerden milletlerden ibret alın. Evet. Şimdi bu bir cahiliye şeyi. Şimdi bir cahiliye geleneği nedir o? Çocuğu toprağa gömmüş. Kız çocuğunu toprağa dili dili gömüyor birileri. Ha. Şimdi bu sonra da çıkıyor birileri diyor ki arkadaş bu Türklükle alakalı bir durum değil, Kürtlükle alakalı bir durum değil. Efendime söyleyeyim bu Müslümanlıkla da ilgili bir problem değil. Bir ölüm diğerini sadeleştirmediği gibi bir toplumun başvurduğu şiddet de diğer bir toplumun başvurduğu şiddeti sadeleştirmez ya da boşa çıkarmaz. Evet. Bu efendim şeye benziyor bu. Benim babam senin babanı öldürürse kahraman. Ama senin babam benim babamı öldürürse katil. Hayır arkadaş. Biz Hocam bunu müsaade eder bir cümle söyleyeceğim. O da şu. Bu sosyal medyada özellikle işte Kürtler, işte bir falan parti filan şey falan şehir ya da o da diyor ki ama sizde de bu var. Ama sizde de bu var diye bir cevaplaşmalar var ya. Bana Özdemir Asaf'ın tek bir dizesi bunun her şeyini özetler. Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Çok güzel bir tabir. Evet. Hocam, genel dünyadaki çözülmeyi, <laughs> yozlaşmayı konuştuk. Onun üzerine çok güzel bir, bir yine bir türkü alalım. Çünkü türküler, Anadolu'daki türküler aslında bizim aynı zamanda ağıtlar daha doğrusu dramlarımızı anlatan e, hikayeler var içinde. Bugün zaten onları seçtik hem konumuzla bağlantılı. Evet kardeşimiz Latif Bey de Latif Bey, sağ olsun bizi aynı. kırmayıp geldi. İkinci, ikinci, e, ikinci eserimiz yine evet. çok değerli hoca'mın yine hocalarımızın seçtiği repertuardan e, konuyla alakalı yine Kırmızı Gül Demet Demet diyeceğiz. Hocam, ne, nedir bu iki eseri? Yani ondan sonra dilerseniz ben okuyayım Mehmet evet. Hocam, ondan sonra hikayenin. Evet bu ülkeden sonra söyleyelim. Tabii. Olur mu? hello Teşekkürler efendim. Sağ olun. Erol Hocam bu e, türkünün hikayesi ne? Neyi anlatıyor Anadolu? Bu hatırladığım kadarıyla bir Erzurum türküsü. Evet. E, kadıncağız oğlunu askere gönderiyor. E, oğlan askere giderken evli. Sonra bekliyor tabii hani bizim bakın bizde o kadar çok her şey o kadar ölümle ve savaşla kavgayla iç içedir ki. Evet. Bizde hastaneden hastaneden e, tedavisi bitip ayrılanlara ne diyoruz? Taburcu. Tabii. Çünkü bizde askerli askerler yaralanır, hastaneye gider, yaraları onarılır, tekrar tabura döner. Eyvallah. Eve değil, evci değil, bakın taburcu. Çünkü asker, hep acılarla yaşamışız biz. Evet. Bu oğlu da revanda, askerde, sonra. Asker yolu bekliyorlar <laughs> çünkü asker yolu bekledim günü güne ekledim gibi çok türkü var ya. Evet. kalınacağız oğlunu bekledim. bulamıyor yani trende bulamıyor yani karşılarken evet. istasyonda. Sonra eve geliyor, bakıyor ki gelinin odasından sesler geliyor. O da gelinin oğlunu ihanet ettiğini düşündüğü için çeriye ateş ediyor ve kendi oğlunu vuruyor. Çok acıklı bir hikaye yani bu da bir evet. yine tabii. İn Anadolu'da bir Anadolu... aile içi dram. Deli hocam e, haftalardır bizi üzen. Narin kızımızın olayını konuşuyoruz. Aslında ona baktığımızda benzeri olaylar sık sık vuku bulmaya başladı. Birçok kızımızın başına benzeri olaylar geliyor, küçük kızın. Ee, bu olayı genel olarak baktığınızda Narin ve onun gibi çocuklarımızın yaşadığı vahşeti nasıl değerlendiriyorsunuz bir sosyolo sosyolog olarak? Buradan bir toplum okuması çıkar mı? Ee, ve son olarak Narin ve ailesi. Türkiye için nasıl bir anlam ifade ediyor? Buyurun hocam. Evet teşekkür ederim. Şimdi tabii çok acı, çok trajik bir olay. Hepimiz çok sarsıldık ve bu olayda bakın yalnız beni umutlandıran ne oldu? Yani korkunç bir trajediden belki evet. tüm Türkiye olaya kilitlendi. Sizin de bahsettiğiniz gibi önce bölgeye sivil toplum örgütleri, kadın sivil toplum örgütleri gitti basın. Bütün yani basınındaki evet. bütün gruplar bu olayın peşine düştü ve bütün Türkiye biz e, Nari'nin nerede olduğunu bilmek istiyoruz. Başına ne geldiğini bilmek istiyoruz ve bunun da peşini bırakmayacaklar. O yüzden ben Nari'nin çok önemli bir simge olacağını düşünüyorum. E, şimdi. Bir kırılma bu, olur mu Türkiye'de? Ben bir kırılma olacağını düşünüyorum. Ve bakın öylesine bir talep geldi ki basın da bırakamıyor şu anda. Ve evet. üç bakanın mezarı ziyaret etmesi de hani simgesel olarak çok önemli. Devletin çok sahip çıktığını gösteriyor. Doğru. Ama tabii toplumsal talep burada muhakkak önemli bir rol oynadı. Doğru. Herkes yani herkes Türkiye'de olaya kitlendi Ve e, bu olaya bir insan hakları sorunu olarak bakmak lazım. Hiçbir zaman hani bölgecilik veya etnik kimlik, siyasi kimlik üstünden bakmak çok yanlış. Olay kesinlikle partiler üstü bir olay. Ama tabii her şeyde olduğu gibi siyasi istismar yapıyorlar. Şimdi e, belki bu olaya bakarken bizim bazı kavramlardan yararlanmamız önemli. Hani İbn Haldun'un bir asebiye kavramı vardır. Asebiye kavramında tabii hani devlet toplum ilişkisine baktığı gibi aynı zamanda aileden başlamak üzere hani bir kabiledeki dayanışmayı e, anlama ama bu dayanışma farklı bir dayanışma. Şimdi burada babadan gelen kan bağlarıyla birbirine sıkı bir şekilde bağlı bir grubun dışarıdan gelen her türlü tehdide karşı kilitlen yani kenetlenmesi. Burada biz bunu gördük. Niye? Çünkü e, bölgede ceza da kolektif, e, suçta suç da kolektif gibi. Burada hani bir birey şöyle bir suç işledi, birey suçludur anlayışından ziyade aman ailemize, sülalemize bir helal gelecek itibarı en büyük kaygı bu. O yüzden de Nari'nin canı hiçbir anlam ifade etmiyor onlar için. Şunu yani bu mantık çerçevesinde söylüyorum ve burada bir başka İtalyan filozof var. Onun çok önemli bir kavramı var Agamben. Akan ben bir kutsal insan kavramından bahseder ama o bahsettiği kutsal insan aslında hani kutsal değildir. Evet. o kurban edilemez fakat bu insan bir ülkede belki bir etnik grup gibi tanımlanabilir. Savaş zamanlarında olağanüstü zamanlarda bir grup olabilir. Bu insan o tanımlanan kutsal insan öldürülebilir ona her türlü şiddet uygulanabilir. Genelde olağanüstü durumlarda karşımıza çıkar diyor Agamben. Şimdi biz bunu hani özellikle kadın ve kız çocuklarına uygularsak uzun yıllar zaten dünyada da kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet görünmez kralda hani kılındı. Evet. Sanki onlar rahatlıkla öldürülebilir. Onlara karşı uygulanan bir şiddetin e, toplumsal ve hukuki bir sonucu olmayacak gibi bir tutum zaten yüzyıllarca sürdü. Bu Değişti, büyük ölçüde değişti. Türkiye'de de değişti. Fakat bazı anla, yani bazı e, ailelerde, belki de hani e, da böyle kapalı yapılarda hala bu anlayışın sürdüğünü görüyoruz. E, o yüzden e, bu hani bir taraftan evet. dünyaya baktığımızda hızlı bir bireyselleşme var. Fakat bir taraftan da birey yok sadece sülale, aile, işte e, kabile anlayışı var. E, Hocam, o yüzden bireysel... bu kavramlarla hani bakarsak olayı anlayıp çözebiliriz. Kimseyi de burada hani suçlamak, işaret etmek değil. Yapıyı anlamak çok önemli. Evet, buyurun. Hocam, doğru. Kapalı toplumlarda bu var. Hı, hı. Özellikle... Ve işte suskunluk karşımıza suskunluk. çıkıyor. Suskunluk bakın onu da hemen söyleyeyim. Bir yaz göstergesi olabilir. Suskunluk yine kolektif bir suçluluk duygusu olabilir. Bir oradaki Hani reis durumundaki a durumundaki kişiden korkma olabilir. Çünkü biz suskunluğu analiz ederken sosyolojide yine iktidar ilişkilerine bakarız. Hani güç ilişkilerine diyelim. Şimdi iktidar deyince hükümet gibi düşünmesin insanlar. Yani o ıı, toplumda kim parayı, toprağa yönetiyor? Kimin gücü ıı, ve o kişinin toplumu korkutması. Yani o küçük toplumu, kapalı toplumu korkutması ve baskı altına alması. Bu olayda da biz bunu çok rahat bir çok şekilde gözlemliyoruz. Evet Çok doğru hocam. Hı -hı. Fakat metropollerde de hocam, Hong Kong'dan tutun, ta New York'a kadar gittiğinizde kenar mahallelerde benzeri olayları görüyoruz. Evet. Orada kapalı toplum yok. Bireysel Geto. bir toplum. Geto'da Geto bir olur. kapalı toplum. <coughs> evet. Metropollerde bile benzeri olaylar. Bir örnek vermiştim hatta. izleyicilerimize onu da öneririm. Hı -hı. 38 şahit firmi aslında bunu anlatan bir olay. Metropolde bir kasaba, şehir dışında bir kasabada Amerika'da. yaşanan bir olay. Hı. Bireyselliğin zirvede olduğu bir toplumda Hı. insanların nasıl ola gördükleri olayı gizlemek üzerine toplu evet. bir şey yaptıklarını da gösteriyor. Aslında bu artık farklı varyantlarını metropollerde de Kesinlikle. görüyoruz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama şöyle o hani o filmde biraz da şu olabilir. Yine orada hani bir kadının bakın şiddete e, maruz kalması Dünyada uzun yıllar normal gibi görüldü ve görünmez kılındı. Doğru. Orada da o filmde de şiddete maruz kalan yine bir kadın. Doğru. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi çocuk istismarı konusuna bakarsak <laughs> cinsel istismar bütün ülkelerde var. Ve burada e, karşımıza belki daha fazla ihbar ve raporlaşma çıkıyor olabilir. Hani eskiden bu olaylar vardı, rapor edilmiyordu. Suç ihbarında bulunulmuyordu. Evet. Yine çok sayıda çocuk modern kölelik ayrı bir sorun. Çocuklar kaçırılıyor ya hani terörist gruplar bunları kullanmak üzere yetiştiriyor. Suç çeteleri ayrıca çocuk yaşta fuhşa itiliyorlar. Bu da mücadele edilmesi gereken bir konu Kesinlikle. ve ayrıca işte yine ailede çocuğun cinsel istismarı bütün yani bölgelerde karşımıza çıkıyor. Fakat şöyle bir böyle bir olay olduğunda bunun hızla e, çözülmesi, kimin yaptığının failin bulunması çok daha hızlı olabiliyor. Açık bir toplumsa, kapalı bir toplumda ise e, büyük bir bilmeceyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Puzzle dedim yani bir türlü e, çözülemiyor, çözülemiyor ve çözülemeyince de belki hani şöyle düşünüldüm Narin olayında. Abisinin bir sözü var. Bizim kızımız değil mi? İstesek işte öldürür, yok ederdik. Kimse duymaz. Hayır işte öyle değil ama bu sefer bu olmadı. Bu sefer bütün Türkiye dedi ki hayır biz bunu görünmez kılmayacağız. Bu işin peşine düşeceğiz. Evet, Hocam bu çok önemli bir bilinç aslında bence. Hı -hı. Toplum artık uyandı. E, sosyal medyanın olumsuz yönlerine rağmen olumlu yönünü de görmüş olduk aslında bir yönüyle. Evet. İnsanlar bir olayın artık ortaya çıkarılmasını ve görmek istiyor. Olayda dikkatimi çeken bir husus daha vardı. Siz hem o bölgeyi de iyi bilen birisi olduğunuz için hocam. Ben yani o bölgedenim zaten. Evet. <laughs> Eyvallah hocam. Yani bölgeyi iyi bilen, oranın insanlarını iyi tanıyorsunuz. Evet. Ee, Narin kızımızın tabutu üzerine bir gelinlik konulmuştu. Oysa Narin okul çağında bir yavrumuz. Ee, okul önlüğünü olmalıydı belki. Belki de olmamalıydı. Hiçbir şey olmasına gerek yok. Zaten dramın kendisi büyük. İlla ki bir gelinlik veya hatta bir önlük koymaya gerek yok. O çocuğun yaşadığı o dram, o sorun zaten kendisi bir büyük. Ee, bu olayı nasıl okumalıyız? Bu konuda farklı yorum, yorumlar hep döndü sosyal medyada. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi mesela o e, Narin okumalıydı. Narin elbette ki okumalıydı. Narin elbette ki e, bir New York'taki e, bir çocuk çocuğun bütün imkanlarına sahip olacak şekilde yetiştirilmeliydi. Tamam tabutun üzerine önlük ya da okul şeyi konmasıyla şey koruması arasında bir gidiş geliş var. Burada hemen insanlar şuna takıldılar. Arkadaş, geleneksel toplumlarda gelin olmak bakın bir sürü gelin olmak Gelin olacak diye nedir bunun tafrası diye müziklere gelin olmak kötü bir şey değil. Burada şunu söylüyorlar, biz seni telli duvaklı gelinle evimizden çıkaracakken telli duvaklı bir gelin oraya bizden çıkaracak. Tabutla çıkardık. Bunun sembolize edilmesi için oraya bir gelinlik parçasına benzer bir tül bağlandı, bırakıldı. Bu şu anlama gelmiyor. Arkadaş aslında aile şöyle şimdi hepimiz çok medeniyiz ya. Evet. Ama onlar ilkel hani tamam mı? Bunlar ilkel bunlar kızın okumasını falan değil de gelin olmasını istiyorlar. Ha buradan şeye de giderler. Gider gitmek istersen gidersin. Aslında başlık parasına satacaklardı narin büyüseydi falan filan. Evet. Tamam mı? Neden? Çünkü az önce hocamın söylemiş olduğu kutsal insan e, Hı -hı. hikayesinde bu da var. Çünkü siz bir başkasının bir başkasının ilkelliği üzerinden kendi medeniliğinizden faşist bir zevk almaya başlıyorsunuz. Biz böyle değiliz. Evet. Değil kardeşim biz de böyleyiz, sen de böylesin. Hepimiz, hepimiz. Dedim ya ben senin aynadaki görüntünden ibaretim. Şimdi diyorsunuz ki, hocam buyurdular ki, ki hocam benim çok kıymetli mesai arkadaşımdır. Yıllardan beri tanıdığımız kendisinden de oldukça istifade etmiş olduğum bir bilim insanıdır. Buradaki şey şu arkadaş, şimdi siz o bölge hakkında buradan oturarak karar veremezsiniz. Şimdi Aşiret dediğiniz şey, evet. bakın benim bir aşiretim yok. Ben aşiret çocuğu değilim. Evet. Ben perakende bir Kürdüm. Evet. Perakende Kürde de Kurmanç denir. Evet. Değil mi? Fakat bu yanı sıra şunu anlamanız lazım. Örgütlenme biçimlerinden, geleneksel örgütlenme biçimlerinden bir tanesi aşirettir. Ve ben bu insanların aşiret olmadığı, olup olmadığını da bilmiyorum. Yani bunların bir ismi falan yok. Fakat aşiret bildiğiniz üzere on soydan insanın akrabı olmasa denir. Ama buradaki şey şu. Herkes şuna karar verecek. Arkadaş ben kendi kavmimin zulmüne ortak oluyorsam benim vicdanım nerede? Betti kendi ailemin. Ya da kendi ailemin. Hatta kendi partimin. Hatta kendi devletimin. Bakın bu yapılar neden oluşur? hayat boşluğu kaldırmaz. Evet. Eğer devlet efendime söyleyeyim oradaki mütegallibenin sağladığı imkanları sağlayamıyorsa evet. sağlayamıyorsa ki bak orası, onlar zengin insanlar. O bahsedilen aile zengin insanlar yani o maddi durumları oldukça iyi. Evet. Eğer devlet onu o imkanları sağlayacak bir ortam oluşturmuyorsa onu mütegallibe kendisinden doldurur. Ve tartışılmaz bir hocamın söylemiş olduğu gibi bir otorite oluşturmaya başlar. Evet. Ve bir üstünlük kurmaya başlar. Şimdi o zaman bakın David Thoreau'nun e, bu şeyin e, sivil itaatsizlikle üzerine yazdıklarında mesela İsmet Özel'in de öyle bir kitabı. Valdo sen neden burada değilsin? Evet. O biliyorsunuz yol vergisi ve emlak vergisi için içeri atıyorlar şeyi teoroyu. Valdo diye bir komiser arkadaşı var. Ona geliyor diyor ki David neden buradasın? O da diyor ki Valdo sen neden burada değilsin? Sonra David'in sözü şu diyor ki modern devlet insanın ruhuyla karşı karşıya gelemiyor. Benim sürekli benim bedenimden elde benim bedenimden sürekli bir şekilde vergi elde etmeye çalışan bir yapıdan öteye geçemiyor. Ve burada her hepimizin oturup şunu tartışmasın. Ben dün dün Nari'nin babası dedi ki, gökte Allah, yerde devlet. Çünkü hakikaten devlet burada üzerine düşeni yaptı. Daha çok yapabilir mi? Evet yapabilir. Sivil toplum kuruluşları yaptı mı? Evet yapabilir. Bölgenin insanları üzerine düşeni yaptılar mı? Yaptılar. Sosyal medya üzerine düşeni yaptı mı? Yaptı. Ama öte taraftan Nari'nin hayatının arasına reklam alanlar, kapitalizm üzerinden bu sefer ölümünün üzerine reklam almaya başladılar. Fenomenler gitmeler falan filan bunlar ayıp. Ha, ve maşeri vicdan gerçekten bu konuda benim şahsi naçizane kanaatim Türkiye'de çok iyi bir sınav verdi ve sınavı da çok başarıyla tamamladı. Maşeri vicdan hakikaten ha. ben de bu yüzden az önce başta sormuş olduğumuz o çürümenin hı -hı. genel bir şey olmadığını hı, -hı. Daha, daha daha lokal ve daha ee, ne diyelim feri bir şey olduğunu, teferruatla ilgili olduğunu fakat bunun mutlak bir şekilde önüne geçmesi gerektiğini diyorum. Bunun için de inanılmaz bir gayretle hepimizin hepimizin kavmimizin zulmüne ne kadar ortakız ve biz ne kadar kişisel olarak faşistiz onu düşünmemiz düşünmemiz lazım. Eyvallah. Ve ne kadar direniyoruz hani evet. bakın aslında bu Nar'ın olayı hani bütün bu çürümeyi e, yozlaşmayı konuşurken e, yani toplumsal vicdanın harekete geçmesi bende umutları yaşarttı. Evet çok önemli hakikaten e, toplumun az önce bahsettiğiniz sivil, sivil toplum örgütlerinin devletin hatta ee, ve aynı zamanda sosyal medyada insanların buna duyarlı olması önemli Tabii. bir şeydi bu. Tabii. Ee, hala insanlarda merhamet duygusunun var olduğunu, bunu öne çıkarmak gerektiğini de aslında gösterdi. İyiliğin hala var olduğunu, Keşke. gizli olduğunu, o iyiliğin öne çıkması gerektiğini ve bir olması gerektiğini de gösterdi. Kötüye karşı iyi. Çünkü kötüler hep zikredile edile sanki kötülük çok fazlaymış gibi gösteriliyor. Aslında iyiler fazla Evet. Hep susturuldu ve sustular. Tabii, örgütlü mi? iyilik, Artık... bizim buna ihtiyacımız Kesinlikle. var. Hani Örgütlü kötülüğün karşısında örgütlü iyilik. Evet, ee, birazdan aileler parçalanıyor, parçalanıyor mu, toplumla ilgili başka sorularımız olacak ama yine bir Türkiye'ye dönelim. Tabii ki. Ee, ne var bu sefer sırada? Ee, şafak söktü yine sunam, sesin duyulmaz diyeceğiz. Tabii bu yine... da yine Anadolu'nun önemli dramlarından bir Malatya türküsü galiba hocam, öyle değil mi? Ya, ee, ve oradaki bir drama anlatan bir e, bir türkümüz. Ee, bir e, türküden sonra bir araya gireceğiz Peki. ve tekrar beraber olacağız türküyle. Buyurun. Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönüllerde dayanmaz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönüllerde dayanmaz Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan kimse bilmez halinden uyan suna derin uykuda çektiğim gönül elinden usandım gurbet elinden hiç kimse halinden uyan suna. Bunca diyar gezdim gözlerin için, niye küstün bana el sözü için? Bunca diyar gezdim gözlerin için, niye küstün bana el sözü için? Dilerim Allah sansızlasın içi. Uyansın am uyan uyan derin uykudan Çektim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyansın am sandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Uyan sunam derin uykuda Tekrar merhabalar. Deli Hocam, Sunam e, türküsüyle araya girmiştik. Aslında o da Anadolu'nun hüzünlü e, türkülerinden bir tanesi. Ee, kısaca bize onun hikayesinden bahsedebilir misiniz? Şimdi Nazım Hikmet bir şiirinde diyor, çarşambayı sel alır, bir yer sever el alır, emeğini bey alır. İşte bu Anadolu'da maalesef bu yaralar bitmez. Evet. Benim ee, Allah selamet versin annem şey bu durumlar için şey der. Adam diyor o babasını öldürür sonra başına oturur ağıt yakar. Evet. Bizim ağıtların birçoğu da böyledir. İhmalden, ihmalden çocuk ölür, Ondan sonra kızamıktan ölür. Köprü yıkılır yıkılır işte kızıl ırmak parça parça olaydın. Her parçanı bir diyara salaydın. Sen de benim gibi öksüz kalaydın. Kızıl ırmak nasıl aldın gelini, nasıl kıydın allı pullu gelini diye. Şimdi bu suna türküsünde de böyle bir hadise var. İşte hanımlar birlikte hamama gidiyorlar iki komşu hanım. Biri suna denen hanımın sırtındaki bir ben olduğunu görüyor. Sonra bunu nasıl olduysa eşiyle paylaşıyor diyor ki Suna'nın belinde ben var. Sonra bir gün bu iki e, hanımın eşleri bir şey diyorlar, tartışıyorlar. O da diyor ki sen diyor önce ben diyor senin eşinin sırtındaki beni bile görürüm ve bu kocanın Suna'ya karşı olan sadakatsına dair olan şüphelerini alıyor. ilgi göstermemeye falan söylüyor. Bir rivayete göre. Suna bu hale dayanamıyor, kendi masumiyetini ispatlayamıyor ve intihar ediyor. Birinde de kocasını onu öldürdüğü söylenir. Ama her ne olursa olsun, böyle bu tür ölümler, bu insan ölümü bu kadar kolay olmamalı. Evet. Hani ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diye türkülerde geçer ya. İşte Latif kardeşimiz, Latif kardeşimiz bilir bizim e, bölgede, Sadece bizim bölgede değil, biz sadece Ağıt Ağıt geleneği zaten kültürümüzün bir parçası. Mesela e, Hazreti Hüseyin'in e, şehadeti üzerine söylenmiş o kadar çok ağıt var ki. Mersiye diye bir türümüz var ya işte birisinin arkasında Benim mesela e, ilk şiir kitabımın ismi Yerli Ağıtlarıdır. Evet. Ve ağıtlar maalesef nedir? Kolay ölümlerin, kolay ölüm ölme karşısında bir dize söyleyip e, sözü Buyurun. sayın hocama bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Yunus Emre bir şiirinde diyor ki bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm, yiğidiken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yani bu dünyada bir şeye içim yanar, gözüm özüm yanar. Nedir o? Yiğidiken, gencecikken ölenlere yeşil Ekim biçilmiş gibi. Yani evet. taze ekin, yani daha olgunlaşmamış ekinin biçilmesi gibi bir şey. Deli Hocam, Mehmet Hocam. Güzel bir konuya değindi. Ölümler bu kadar kolay olmamalı dedi. Evet. Fakat bizim toplumda insanlar artık annesine babasına karşı şiddet uygulamaya başladı. Hatta son dönemlerde bu ciddi artmış durumda. Hı hı. Ee, sadece o değil. Bir ayrılık yaşıyor. Ya kız erkeği ya erkek kızı tehdit ediyor birileri vasıtasıyla. Bazen bu ölüme kadar gidiyor. Daha çok erkek tarafından. Bazen bu kız tarafından da olabiliyor. Ee, çocuk çocuklara yönelik yani şiddetin yaygınlaştığı bir dönem bu kadar olmadı. 70'te belki vardı bir dönemler e, fakat son yıllarda tekrar bir artışa tanıklık ediyoruz biz burada. Ee, az önce sizin de ifade ettiğiniz işte çocuk ticareti dünyada artmış durumda. Amerika'da işte birçok devlet başkanının e, dahil olduğu olaylar ve da Singapur'da ve da Tayland'da, Hindistan'da ondan çocuk satılışları ve bu satılan çocukları biz Avrupa'da ortaya çıkışını görüyoruz. Hı hı. Birleşmiş Milletler her yıl bununla inci, ilgili onlarca rapor tabii, hazırlıyor rapor tabii. Yayınlıyor. Aslında dünya büyük bir kabuk değişiyor, bir dönüşüm yaşıyor. Bir yozlaşma, bir çürümüşlük var. Bunun örnekleri birçok kitapla. Batı'da birçok sosyolog, bilim adamı ve hatta akademisyenler bu konuda kitaplar yazıyor. Hatta bunu neoliberalizme bağlayan, kapitalizmin yeni bir varyantı olarak da sizin evet. de az önce ifade ettiğiniz Mehmet Hocam olarak yorumluyor. Mesela Wendy Brown'un Halkın Çözülüşü diye bir kitap. Hı hı. Halkların nasıl çözülüş, çözüldüğünü anlattığı önemli kitaplardan bir tanesi bu. Bu ekonomik boyutuyla genelde ele alıyor. Tabii genelde bunun arkasında ekonomik var. Çünkü dünya belki tarihte ilk kez hocam hem sosyolojik hem ekonomik hem siyasi hem Toplumsal dönüşümü aynı anda yaşıyor. Tarihin bütün dönemlerine baktığımızda dört değişimi aynı anda yaşamadı insanlık. Ama ilk kez 2010'lardan sonra dünya dört dönüşümü aynı anda. 2008'deki ekonomik krizden evet. sonra ve 2010'lardan sonra o teknolojik Hı. değişimden sonra dünya aynı anda bunu yaşarken bir de buna teknolojik değişim de katıldı. O az önce hız ve haz sizin ifade ettiğiniz. Yine bunu anlatan kitap, Bauman'ın kitapları benim aslında Türkiye'deki her aydın ve mutlaka okuması gereken aydınlardan bir tanesi Bauman'ın. Bauman tabii bu yeni durumun ahlaki sorumluluğunu inceliyor. Ahlakı nasıl işleyeceğiz, nasıl tanımlayacağız? Biz de hala ahlak ta ta tanımı o 10. yüzyıl, 9. yüzyıl Hı -hı. tanımlar üzerinden gidiyor. Fakat bugün kurumsallaşan bu değişen dünyada bu tanımlara yeniden ihtiyaç duyuyor diye düşünüyorum çünkü şöyle diyor artık ötekileri var. E öteki illaki mülteci olmasına gerek yok kendi toplumumuz içinde e, örneğin kız çocuklarını ötekileştirme farklı kişileri ötekileştirme sınıf ayrımı daha birçok şey fakat bununla birlikte dünyada bir şey ortaya çıktı Bauman onu diyor diyor yoksulluk artıyor dünyada diyor orta sınıf bütün dünyada kaybolmuş durumda. Savaşlar artmış durumda. Evet. Etnik kıyımlar artıyor. Ayrımcılık çoğalmış, çoğalmış durumda. Hastane kuyrukları özellikle pandemi e, sonrası. Tekrar savaşlar, savaşlar. Evet. İç savaşlar, savaşlar. Evet. Evet. İşsizlik artmış durumda. Hı hı. Üniversite öğrencileri artık yani anlam ve eylem ayrışmış durumda. İnsanlar bir anlamsızlık heyulası içinde yüzüyor. Peki şöyle diyebiliyor muyuz? Biz Bununla birlikte bir şey doğdu. Türkiye'de narin olay üzerine insanlar aile çözülüyor mu? Aileler parçalanıyor mu? Aslında zaten bu parçalanma çoktan beri son 10-15 yıldır konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Yeniden gündeme geldi bu. Bizim toplumda çocuğa yönelik, kadına yönelik şiddet ve hatta erkeğe yönelik şiddetle birlikte toplum çözülüyor mu, aile dağılıyor mu konusu gündeme geldi. Çekirdek aileden sonra bir büyük bir patlama yaşandı. Bu ne değişti de dünden bugüne biz bunları konuşuyoruz? Evet şimdi sizin çok önemli konulara değindiniz. Bir kere şunu da hani bilmemiz gerekiyor. Dünyaya format atılıyor dedim. Bakın tarım devrimi oldu. Endüstri devrimi. Endüstri devrimi başladığı zaman çok sayıda insanın hayatı kökten değişti. Ve çok sayıda insan acı çekti. Çocuk işçiler daha sonra ne oldu? İşçi haklarıyla ilgili düzenlemeler oldu. İyi bir sistem oturdu. O zaman hani Avrupa için bu 1950'li 60'lı yıllar işçiler kazandıklarıyla geleceklerini garanti altına aldılar. Güzel tatillere çıkabildiler 60'lı yıllarda. Almanya'daki bir fabrika işçisi İspanya'da tatile gidiyordu. Şimdi buradan hani bugünlere geldik. Bugün ise artık bir işçinin başka bir ülkede tatile gitmesi Avrupa'da bile zorlaştı. Çünkü eskiden olduğu gibi bütün hayatı boyunca çalışacağı bir kurum ve oradan emekli olması artık imkansızlaşıyor. Ayrıca dünyada şöyle uçurumlar açılıyor. Dijital uçurumdan bahsetmiştim. Beceri uçurumları. Bu dijitalleşme ile birlikte çok yeni becerilere ihtiyaç var. Bu becerileri geliştirebilen insanlar hani eğitime ve bu dijital araçları onları kullanmaya ulaşanlar var ulaşamayanlar var. Şimdi bu beceri uçurumundan yine bu 2030 küresel trendler raporu bahsediyor, dünya risk raporu bahsediyor. İşte dünyadaki yoksullaşma bunlarla ilişkili. Şimdi biz de yeni bir devrimin eşiğindeyiz. Yani hani dijitalleşmeyle birlikte iş yapmaya biçimleri, dijital emek diyoruz. İşte bakın bu değişimde yine çok sayıda insanın canı yanacak. Ama kimlerin canı yanacak biliyor musunuz? Donanımsız insanların. Fakat tabii insanın donanımsız olması o bireyin suçu değil. Yani devletlerin çok hızlı bir şekilde eğitime yatırım yapmaları ve ellerindeki genç nüfusu en iyi şekilde yetiştirmeleri gerekiyor. Tabii Türkiye'de ben bu genç nüfusa yeterince kaynak ayrılmadığını, değer verilmediğini görüyorum. Şimdi Türkiye'de gençlerde hani müthiş bir yoksulluk, yoksunluk duygusu, tabii sadece yoksulluk değil, yoksunluk ama yoksunluk duygusu bazen de özenmekten de kaynaklanabiliyor. Evet, doğru. Ee, anne babasını öldüren lerle ilgili haberlerin sayısında bir artış görüyorum. Sistematik olarak onları toplamadım fakat evet. hani biliyorsunuz birkaç tane vaka oldu ve hepimiz şok olduk. Tabi burada sadece o çocuğun yani kendine karşı öfkesi, belki de belki de bir öfke var onu kime yönelteceğini bilmiyor. Ayrıca tabi bir de hani bahsetmek istemiyorum ama madde kullanımı ve bazı maddeler var ki tamamen beyni alt üst ediyor. O maddenin etkisiyle Hani biliyorsunuz annesini balkonda herkesin şey, gözünün önünde kesti. Bu tür olaylarla karşılaşmaya başladık. o yüzden hani dünyanın çok önemli bir dönüşümden ve krizler geçiriyoruz. Aslında belki çürüme değil de çok yeni krizlerle karşı karşıyayız. Bu yeni krizlerle baş edebilmek için işte etik kurallara, hani işte yeni ahlak anlayışına, etiğe çok daha ihtiyacımız var. Ve burada korku değil, sevgi. İnsan sevgisine Evet ee, Yani hani merhameti, merhameti, evet, evet, vicdan ve merhamete eskisinden daha fazla ihtiyacımız Kesinlikle. var. Hocam, aslında hocam şöyle diyebiliriz, vicdan, vicdan, vicdan. Evet, evet vicdan, merhamet, vicdan, merhamet, vicdan. Merhamet. Şimdi, çünkü yitirdiğimiz hı. nokta burası. Evet. Bu çağ bence sosyologların hı hı. ve din adamların en çok üzerinde durması gereken noktalar Kesinlikle. bunlar bence. Ee, yeni tanımlar lazım. Çünkü eskinin kavramlarıyla siz bugünün sorunlarına çözüm üretemiyorsunuz. Evet. Yeni, yeni paradigmaya ihtiyacımız var. Yeni evet. bir paradigma, her coğrafyanın paradigması evet. değişebiliyor. Örneğin Avrupa'nın kendine ait, şimdi Bauman'a baktığımda Avrupa yönelik çok güzel çözümler sunuyor. Ama bize yönelik bizim sosyologların, yani sizin gibi sosyologların ve Türkiye'deki birçok insanın oturup buna kafa yorması gerekiyor. Evet. Hala klasik tartışmaları bir yana bırakıp yeni döneme ait bu sorunları evet. çözebilecek... Bunun sebebini araştırabilecek çünkü evet. anketlere baktığımızda e, ana sorunlarda da genelde bu gözüküyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün bir çürümeden bahsediyorsak burada ekonomik değişim değişimden konuşmamız gerekiyor. Çünkü evet. ekonomik bir el değişiyorsa ekonomi onun beraberinde getireceği sonuçlar da önemli. Hatta şöyle bir şey okumuştum. Mehmet Hocam bilmiyorum siz de denk geldiniz mi? Tarihte büyük krizlerin, dönüşümlerin yaşadığı dönemde delillikler çok artıyormuş hocam. Evet, okumuştum ben de. Bunu. Tabii depresyon, depresyon. artış var şu anda. Yani evet. ilaç hani, antidepresan kullanımındaki hep bunlar paylaşılan istatistikler. Hem o bir de hınç da artıyor bununla birlikte. İntikam hırsı. Kimden alacağını bilmiyor. Bir hınç almak istiyor. Bu istersemez ne yapıyor? Ki kendisine en zayıf ona yöneliyor evet. insan böylece. İçindeki Böyle bir, öfkeyi evet. herhangi bir hedefe bu da... ee, en zayıf bulduğu hedefe yönlendiriyor. Ve Sosyal medya ile birlikte hocam şuna denk geldik biraz size onu sorayım Tabii. tekrar Mehmet hocama gireceğim. Şimdi vasatlık yayılmaya başladı. İnsan artık vasat düşünen, vasat bir akıl, vasat kitlelerle yüzde kaldık. Artık bilgi yok. Ee, i̇nsanlar birbirine Nasihatten çok, daha çok birbirine hınçı, öfkeyi, dedikodular üzerinden giden ve bu da beraberinde vasatlığı gündeme getirdi. Ee, Ali e, Alain Denault'un çok hmm. önemli bir kitabı Vasatlığın İktidarı. Bugün dünyada diyor vasatlığın, siyasetten tutun, sivil toplum örgütlerinden tutun, akademiye kadar bir vasatlık. Sadece toplum açısından değil, evet. siyasette de bu böyle, e, akademide de bu böyle, sivil toplum örgütlerinde de bu hocam böyle. Bütün her yeri vasatlık ele geçirmiş durumda. Sebebini de şöyle zikrediyor. Sonra size bırakayım siz nasıl değerlendireceksiniz. Yok ki Gurulu ve akıllı hatta rahat olmayın diyor. Kibirli kibirli sanırlar diyor. Çok tutkulu olmayın, insanları korkutursunuz diyor. En önemlisi iyi fikirlerden uzak durun. Çünkü iyi fikir ortaya koyduğunuz fikirler ortaya koyduğunuz zaman düşmanınız çoğalır diyor sizi alt etmek için onlarca insan bir araya gelir diyor. Zayıf görünmeye bakın diyor. Zayıf görünün. Fazla konuşmayın diyor. İnsanlar sizin kim olduğunuzu bilmesin diyor. Yoksa vasattık sizi yer. Hakikaten sosyal medyaya baktığımızda toplumsal hayatı şöyle bir gözlemlediğimizde vasatlığın hakim olduğuna siz de inanıyoruz. Alen böyle diyor. Diyor dünyada bir vasatlık var. Ve buna karşı dikkatli olmalıyız diyor. Evet. Siz ne diyorsunuz? Şimdi e, yani Avrupa'daki... Çünkü vasatlık hıncı da doğuruyor böyle. Tabii. Vas, e, vasat insan zaman içinde kendisini değersiz hissedecektir ve parlak insanları çekemeyecektir. Onlardan rahatsız olacaktır ve onlara karşı yani yıkıcı duygular olacaktır. Yani Avrupa'daki çok sayıda arkadaşım ve akademisyen şunu söylüyor. Ne? Yani 1970'lerde konuşulan Fransızca ile şu andaki Nelson konuştuğu Fransızca çok farklı. Kelime hazinesi sayıflıyor. E, konuşulan dil basitleşiyor. Ve hatta e, Oliver Rua e, bir kitap yazdı. Orada hani İngiliz Globish diyor. Diyor ki bütün dünya şu anda artık 1500 kelimeyle konuşulan bir İngilizceyi kullanıyor. Hani o şey yani İngiliz, evet. İngilizcesi değil. 1500 kelimeyle. Bakın bu da vasatlığı getiriyor. İşte sosyal medyada <laughs> bu 1500 kelimeyle kendi aralarında haberleşiyorlar. Bunlar da vasatlıkta önemli rol oynayabilir. Ayrıca belki de dünyada çok farklı bir tabakalaşmaya doğru gidilecek. Hani bir yerde çok parlak ve çok büyük paralar kazanılabilen bir grup insan olacak. Onların altındakiler rahat yönlendirilebilen vasat insanlar hani böyle bir sisteme doğru da gitme tehlikesi var. Hatta hani Harari şeyden bahsediyor. Diyor ki bu dönemin en önemli farkı şimdiye kadar hep insanlar karar alıcıydı değil mi? Ama şimdi algoritmalar yapay zeka bizim hayatımızla ilgili kararları alacak. Bu çok çok yeni bir dönem. İşte evet. bakın belki de hani dijital öyle bir dijital e, diktatörlükle karşılaşabiliriz ki o zaman belki de böyle vasat insanlar o dijital diktatörlüğün hani küresel bir dijital diktatörlüğün e, yani nasıl diyeyim, elemanları gibi yani böyle bir şey mi arzu ediliyor? O yüzden bu konuları okumak, tartışmak ve farkındalık kazanmak çok önemli. Çok doğru. Hocam az önce dediniz ya Anadolu'da hani bir köyde bir artık kabile mi bir ağ mı bir köyü hepsini susturabiliyor ve evet. fakat metropollerde de şöyle oldu. Dünyada artık vasat bir e, yani orta sınıf kalmadığı için ya fakir ya zenginler var. Zenginlere baktığımızda yüzde seksen dünya genelinde kara parayla oynuyor. Hı, hı İlginç bir şekilde Latin Amerika'dan ta Japonya'ya kadar hatta Amerika'dan tutun Avrupa'ya. Bu birçok ülkede milyon dolarlarca, milyar dolarlarca paradan konuşan insanlar ve bunun yanında altta insanlar. Bu beraberinde ne yapıyor? Tabii bunlar reklamını da pay hı hı. yapıyor, bunu paylaşıyor kara para aklama yöntemleri var ve bu yöntemle insanlarda toplumda belli bir kesimde hınç oluşuyor. Ve bu da ister ne yapıyor? Paralı adamlar belli kesimleri bulundukları bölgede insanları susturuyor, parayla susturuyorlar. Parayla bu işin üzerine bence devletlerin ve sivil toplum örgütlerinin buna odaklanması lazım. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu konuda devletin artık devletin varlığı bile tartışılırken devlet kendini yeniden yapılandırmak istiyorsa yeni var olan bu sistem üzerinden kendi yeniden tanımlamalı. Evet. Ee, sivil toplum örgütleri de bence de öyle. Hı. Mesela Türkiye'de Mehmet Hocam da bilir, ben birçok dini cemaate yeni dönemde dini anlatmayı bırakın, İnsanların sosyal sorunları üzerinden çözüm bulun. En büyük yapabileceğiniz iyilik bu. Bu her kesimden şey bu. Bu ekonomik sorunları olan insanlara çözüm, ve da farklı çözümler bence bunun üzerine evet. düşünülmeli diye düşünüyorum. Bakın şimdi mesela yeni bir iş kolu robotları eğitecek insanlar. Hani robota iş öğretecek. Hep yeni bir iş kolu ortaya evet. çıktı. İşte bütün bunları anlamak, yani bu değişen e, sistemi en iyi şekilde anlamak ve ona göre gençleri ve çocukları hazırlamak gerekiyor. Hocam bence bunu da, bu size düşüyor daha çok, sosyologlara çünkü bu değişimi insanlar görmüyor. Ben Türkiye'deki siyasetçilerin kayıtsız konuşmalarını izleyince dehşete düşüyorum. Ya olaydan bir haberler, dünya nereye gittiğini bilmiyorlar. Hala klasik yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyorlar. Örneğin Türkiye'de olan bu olaylar ve da aile bozulma hala klasik yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyor. İster muhalefet olsun, ister iktidar olsun. Kesinlikle. Bir değişim yaşanıyor ve bu değişime siz nasıl bir çözüm sunmalısınız bence? Bizim işte Bauman gibi, Çulhan gibi e, batılı yazarlar nasıl bunu ortaya koyuyorsa bizim yazarlarımızın da yeni paradigmalar her alanda ortaya evet. koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam buradan size Mehmet hocam soru olsun. Marquez siz de biliyorsunuz Latin Amerika'nın ünlü yazarlarından birisi. Onun Kırmızı Pazartesi diye bir romanı var. O romanda biliyorsunuz aynı benzer bir olay. Bir cinayet işlenecek. Herkesin bildiği Herkesin bir bildiği bir şey. Fakat kimse engel olmuyor. Evet. Ee, yine enteresan bir şey. Şimdi Diyarbakır'daki olayla kıyasladığınızda çok yakınlık yine var. Gazze'de dünyada dünya tarihinde ilk kez bir şey yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor. Bu savaş değil. 20 bine yakın çocuk öldürüldü şu ana kadar. Ya yani bunların yaşı 10 yaşın altındaki hocam. Ve dünya yine sessiz. Tamam bir sesler yükseliyor. Ee, ses toplumlar ama devletler bu anlamda ciddi bir sessizlik sarmış durumda. Bu bunu nereye koyacağız? Bu sessizlik bir toplu kıyımlarda sessizlik. Bunu küçük ölçekte aldığınızda bir bölgede bir çocuğun öldürülmesine yönelik bir sessizlik. Evet toplumumuzun bilinci bu anlamda önemli ama bunu her şeyde gösterebiliyor mu? Ortaya koyuyor mu? Bu önemli. Bunu nasıl daimi bir bilinç altına ha, haline dönüştürebiliriz? Şimdi Sivil toplum kuruluşları dedik. Evet. Sizin vasatlaşma dediğiniz şey var ya. Evet. Şükrü Haneoğlu birkaç yıl önce o siyasetin avamlaşması ya da avamlaşmak üzerine bir yazı yazmıştı. Evet. Şimdi avamlaşmanın birçok sebebi var. Birisi avamı yönetmek kolaydır. Evet. İkincisi siyaset kurumu halk dal başlıyor. Halka diyor ki sen mükemmelsin arkadaş. Bizim halkımızın ferasetine diyecek yok. Bizim feraset. Biz zaten Allah belasını versin şu okumuşların. Onlar olmazsa her şey güllük gülistanlık olacak diye. Hani vasatlaşmak diyorsunuz ya. Böyle bir şey çıkarıyor. Niye? Çünkü orada bir insanı bir insanı baştan çıkarıp kendisine kul etmenin en güzel yolu onun egosunu okşamaktır. Hani Efendime söyleyeyim, mesela birçok kişi geliyor bana diyor ki, hocam bu kitaplarla ne işin var ya senin, boş ver diyor, uğraşma. Evet. Bu hani birçok örnekler var. Ha, onun seçtiği yola da saygı diyorum, bu başka. Şimdi hocamın az önce buyurdukları hadise şuydu, mesela işçiler eskiden durumları şöyle, fakat bakın, dünya bugün işçi haklarında bir yerlere varmışsa, ki vardığını düşünüyor işte evet. o, 19. yüzyılın vahşi kapitalizminin, evet. e, Emil Zola'nın anlatmış olduğu hı hı. madenlerdeki işçilerin durumunun bugün çok daha ileride bir yerde olması, mesai saatleri vesaire olması, dünya bunu komünizme borçludur. Evet, Dünya bunu Sovyet ihtilaline borçludur. Çünkü Sovyet ihtilali demokrasinin kırıcı gibi şeyin başına asılıydı kapitalizmin. Sosyalizm alternatif olmaktan çıkarıldığında ki çıktığını düşünmüyorum ben real sosyalizm çökmüş olabilirse sosyalizm sosyalizmin kendi düşüncesi ölmez real sosyalizmin çökmesinden sonra kapitalizmi tehdit eden ya bak başına bunu getiririm diyecek bir şey oluşmuyordu. Evet. Ve Birçok yerde de sosyalist teorinin çok kötü yorumlanması sonucunda mesela okuma yazma bildiği için öldürülen Kamboçyalılar. Çok acı bir şey bu. Evet. Tamam Ve bunun içinde bizim toplumumuz nereye gidiyor? Şimdi bizim toplumumuz bir yere gitmez. Ben şeye elbette ki bu dönüşüm ve değişim zamanlarında insanlar elbet teori üretecekler. Yapay zeka birçok şeyi değiştirecek. Hocam sıkıntı şu bu dönüşüm yaşanırken insanlara bilgi veren, aydınlatan insanımız kalmadı. Abi, bir canım, örnek buyurun. vereceğim birazdan belki gireceğiz ama sosyal medyada ve televizyonlarda tartışanlar aydın entelektüel toplumun sorunlarını gören insanlar değil. Yani Anadolu'daki bir işçi sosyal medyada bir akademisyenden daha etkin. Yani sizlerden daha etkin olabiliyor, sesini yükseltebiliyor ama ortaya koydu sorun yok sadece ortalığı belbeleye ve farklı bir yere sürüklüyor mesela vasallığın iktidarı dediğim şey bu. Evet vasal şurada şöyle bir şey oluşturuluyor. Diyor ki şimdi e, bazı teoriler vardır. Mesela ahlakla din birebir aynı şey değildir. Evet. Efendim ben söyleyeyim ben yıllar önce kendi memleketimde bir yere gitmiştim. Adam kızını ve kızıyla birlikte kaçan adamı Cadde üzerinde yatırıp boğazını kesmişti. Hapisten çıkmıştı. Biz de bir yerde tesadüfen karşılaştık. Adam o gün şoka girmişti. Çünkü imam efendilerinden bir tanesi demiş ki, satranç günahtır. Adam diyor, ben şimdi tek eğlencem vardı, onu nasıl kaydedeyim? Ya sen adamı yatırmışsın, boğazını kesmişsin. Kızını oturmuşsun boğ boğazını kesmişsin. Satranç mı oynamak kaldı? He. Şimdi şeye geliyoruz, bakın din ve ahlakı birbir hep böyle ilişkilendirilir evet. ya. Arkadaş, hiçbir din buna ilkel kabile dilleri dahil toplumu geri bırakmaz. Evet. Geri kalan toplumlar dinlerini kendilerine benzetirler. Doğru. Bakın kendilerine benzetirler ve bu te benzetme içerisinde, bu benzetme içerisinde Bangladeş ölçeğinde üretilmiş dini bilgiyle siz New York ölçeğinde dijitalize olmuş bir gençliğin varlık sorunlarını çözemezsiniz. Evet. Kendinizle hesaplaşın, kendimizle hesaplaşalım. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Biz gerçekten, efendime söyleyeyim kafamızda ütopik bir dün olarak her şeyi mükemmel gördüğümüz şeydi. Nedir o mükemmel gördüğün şey? Okuduğun üç tane kitapta okumuş olduğun menkibelerdir. Hayatta bir karşılığı yok. Ha, o zaman oturup şapkamızı önümüze koyup, külahımızı önümüze bırakıp düşüneceğiz. Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Efendim ben söyleyeyim, e, bakın çok basit bir şey söylüyorum. Siz doğuda ve güneydoğuda terörle mücadele ederken, bazı insan gruplarına, bazı aşiretlere terörle mücadele görevinde taşeron görevi verip onları silahlandırırsanız, efendim söyleyeyim biz sosyal devletiz, adaletiz falan diye söyleyemez. Bakın adalet merhamet yeri adalettir diyor Nietzsche. Evet. Çünkü kurda merhamet kuzuya zulümdür. İnsanların birbirlerine karşı İnsanların birbirlerine karşı merhamet beslemeleri insanlık insanlığının ge gereğidir. Evet. Ama ben devletten merhamet değil, adalet beklerim. Mesela ben gene bir kitap isminden bahsedeyim. O Rusya ile ilgili merhamet değil, aydınlanma. Aydınlanma değil, merhamet pardon. Alev Alatlı Merhumen'in evet. kitabı. Şimdi burada arkadaş, şeyin ben toplumun geri gidebileceğine inanmam. Terakki fikri, tekamül fikri, benim inancımın gereği olarak insan eşrefi mahlukattır, kainatın göz bebeğidir. Arızi ve geçici bir kötülükte, kötülükle bulabilir ama ben insana güveniyorum. Çünkü karanlık bir varlık değildir, ışığın sadece ortalıktan çekilmesidir. Işık geldiği zaman karanlık yeniden ortaya, çünkü asıl olan ışıktır. Hocam sıkıntı şu, kötülük bazen sesini yükseltiyor. Daha fazlaymış gibi gösteriyor. İyilerin suskunluğu ve de... Kuşku yok ondan. Yani sıkıntı şu, bu iyilerin sesini nasıl daha ha. görünür kırabilir sıkıntı Bak, İsmet burada. Bak Paşa'nın bir sözü vardır. Evet. Diyor ki bir ülkede namuslular, Evet namussuzlar kadar cesur değilse o ülkede hiçbir şey olmaz diyor. Ya da onlar kadar olmalıdır. Şimdi evet. siyaset kurumunda sivil toplum kuruluşları diyoruz. Elbette ki Türkiye'de muhteşem bir şekilde işleyen, kendi yağında kavrulan, gerçekten sosyal sorumluluğunun gereğini yapan, STK mantığını gerçekten ilerleten ve efendim mesela bir beşinci kol diyorlar, dördüncü kol diyorlar, işte hangi kolsa kaçıncıysa bir şey olarak öte taraftan belediyelerden, siyasetten bir şeyler kopararak varlığı, larını sürdüren STK'lar da var. Gene yani insan sivil ne demektir? Bakın sivilin evet. sivil sivil silahsız adam değildir. Sivil silah alacak gücü varken, silahlanma imkanı varken silahı tercih etmeyen adamdır. Evet. Güzel bir tanım hocam. Çok. Evet. Ben asıl bence konuşması gereken konulardan bir tanesi. Sivil bu. ne? Bizde STK'lar hakikaten sivil mi? Ee, belki STK'lar bugün birçok sorunun önündeki engellerden bir tanesi bana göre. Kendini yenileyemedi. Herkes bir yapının bir sesi olmaya arka devam etti. Bahçe. Arka bahçesi. Bu kötü tabii. <laughs> Bunu konuşalım. Ee, aslında yine bir e, Türkümüzü çünkü sınam türküsü gibi yine. Bir zaman önce Latife bir şey sorarım. Evet. Sen kardeş sen, sen benim hemşehrimsin. Biz seninle İstanbul'da tanıştık da. Şimdi sen ne, nereden aklına geldi türkü söylemek? Yani şöyle arz edeyim hocam, aileden gelen bir gelenek. Hem dayı tarafında var, hem baba tarafında. Değerli abim Adil Korkmaz, çok eski bir sanatçı. 80'li yıllarda, 88-89'lu yıllarda İstanbul'a geldi, albüm yaptı. Yani bu türkü söyleme hevesi, hastalığı mı desek aileden. artık... Aileden geldi, bulaştı. Hatta şöyle bir şey önerdiler bana. Ya sen gel başka bir şey yap, başka bir iş yap. Evet. Yok dedim. Kafaya koydum. Bu vesileyle abim dedi ki bu işe o zaman eğitimle başla. 96 senesinde ben Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Arif Sağ Müzik Okulu'na başladım. Aynı zamanda tabii ki sahne çalışmalarımız da oldu. E, bugüne kadar geldik işte. Eyvallah sizi dinleyelim. Ne var yani, sırada? Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. E, yani keşkeler olmasa yani bu tarz olayları yaşamasak maalesef oluyor. İstemesek de bazen işte böyle üzücü olaylar oluyor. Şimdi, Rabbim hep iyilikleri nasip etsin. İyilerle karşılaşırsın. Şey ben ölmek istemiyorum, öldürülmek istemiyorum. Bugün tartışılan şey benim kim benim kim tarafından öldürüleceğimin tespitidir. Bir faşist darbe oluyor 12 Eylül. Gencecik çocukları ipe çekiyorlar. Ve bu çocukların hiçbirisi hain değil. Birisi şu fikirde bu kurtuluşu arıyor, birisi bu fikirde. Sonra bizim analarımız ağıt yakmak zorunda kalıyor. Evet. Efendim ben söyleyeyim bir bir yerde faşist birisi bir yeri bombalıyor. Bir kendini kaybetti. Analarımız ağat yapmak zorunda kalıyor. Efendim ben söyleyeyim birisi uçağı kim düşürdü tartışması yapıyor. Biri diyor ki ben verdim falan. Robovski olayını hatırlıyorsunuz evet, yani. Evet. Gencecik insanlar, gencecik insanlar öldü. Bir köyün neredeyse hepsi yok oldu. Evet. Peki bu orada bombanın bombanın Türk yapımı mı? Türk yapımı mı yoksa Amerika'dan ithal edilen bomba mı olduğu önemli miydi? O çocukların ölüp ölmediği mi? Evet. Fakat biz hepimiz şeye bağlandık. Bunun silahlarını bize falan ülke vermişti. Kardeşim sen kullanmasan bir şey olmayacaktı. Lütfen buyurun. Evet. Evet gömdüm oğul seni toprağa gömdüm diyoruz. Başımla pınara döndü Tabutun üstünde dirildim öldüm Seni vuran eller kırılsın oğul Kırılsın oğul Tabutun üstünde karşısında dirildim öldüm Seni yasan eller kırılsın oğul Kırılsın oğul Doymadım sesine fidan boyuna Doymadım sesine fidan boyuna Kalın ip taktılar ince boynuna Gül gibi düştün toprağın koynuna seni yasan eller kırılsın oğul kırılsın oğul Gül gibi düştüm toprağın koynuna seni yasan eller kırılsın oğul kırılsın oğul Giden oğul hiç gelir mi yerine? Giden ol hiç gelir mi yerine? Ah evladım yaram indi derine. Hele bakın zalimine eserine. Seni yakamayın Eller kırılsın oğul, kırılsın oğul Hele bakın zalimine, eserine Seni yasan eller kırılsın oğul, kırılsın oğul Sağlık. Teşekkürler efendim. Sağ olun. deli hocam, bir dahili doktoru şöyle söylüyor. Gelen hastaların yüzde sekseni hiçbir fiziksel rahatsızlığı olmamasına rağmen fiziksel şi şi şikayetlerle geliyorlar demişti. Ve şunu diyor. Çoğu mutsuz diye ekliyor. Toplum neden mutsuz? Bu mutsuzluğun kaynağı ne? Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi, televizyondaki dizilerin veyahut da belli programları, ki sabah programları belli programlar var. Evet. Ee, bunun Bunlar tetikli olabiliyor mu? Çünkü toplumdaki belli de çünkü 80 milyon, 90 milyon <laughs> sahipsiniz. Ee, 90 milyon içinde hadi bin kişi, hadi 2000 kişi getirdiniz, televizyona sık sık çıkardınız. Onlar üzerinden bütün toplumu sanki böyleymişçesine gösterdiğinizde bunu yaymış olmuyor musunuz? Aslında kötülüğü ee, bir akışkan hale getirmiş olmuyor musunuz? Değerlerin yitirilmesine. Hmm. E, sizce bunun rolü var mı? Sosyal medyanın e, ve televizyonlardaki belli programların bunları titikliyor olabilir mi? İkincisi ben şöyle e, bir iki olay anlatayım. Hem de size e, destek versin. Birisi sıradan bir çocukla bir gün. Çocuk genç 16 yaşında bir çocuk. E, konuşkan birisi de değil. Bir gün... Dedi ki şu e, 200 bin takipli e, e, hesap var ya dedi benim dedi nasıl dedim sen hesaba baktığımda küfreden, hakaret eden başka site, başkalarını takip ediyor oradan küfür, hakaretlerle başka bir profil kullanmış 16 yaşında bir çocuk fakat e, kendini orada büyük bir kahraman, cesur, ona buna küfreden, hakaretlerden birisi halinde gösteriyor ve insanlar bunu tartışıyor. Şaşırmıştım bunu gördüğünde. İkincisi bunu bir televizyon kanalımızda, kanalımızda ifade etmiştim ama orada insanlar sanki bütün sosyal medya, sosyal medya çok önemli rol de oynuyor. Çok güzel vazifeleri de var fakat bunu kötüye kullananlar var manasında. Bir ifade kullanmıştım. Orada da örnek şunu vermiştim. Şehirler arası yolculuklarda eskiden e, e, petrol ofislerinde durduğunuzda Lavaboya gittiğinizde kapıların arkasında çok kötü sözler olurdu böyle. Doğru. Şu anda artık onlar yok. <laughs> kendi kendime arkadaşlarla konuşurken ya bu kötü sözler nereye gitti diye sordum. Elbette ki sosyal medyada. Sosyal medyada iyi insanların yanı sıra bu tür insanlarla da muhatap oluyorsunuz. Ve bunlar hep müstahar isim kullanan veya kendi ismini kullanmayan, cüret etmeyen buna, cesur olmayan. Fakat kullandığı müstahar isimle cesurluğunu göstermeye çalışan, cesur olduğunu ifade eden insanlarla dolu. Bunlar da toplumdaki bu değişimi tetikliyor mu sizce? Bunların rolü var mı? Diziler, sosyal medya, ne diyorsunuz bu konuda? Evet, tabii insanların hani mutsuz olmasının çok sayıda sebebi var. Yani şimdi bunlardan birisi gençlere baktığımız zaman gençler şu anda Gelecekle ilgili büyük belirsizlikler algılıyorlar. Bu belirsizlikler onlarda büyük bir hüsran yaratmış durumda. Yani gelecekle ilgili kaygıları da onları mutsuz yapıyor. Zaten mutlulukla ilgili hani araştırmaları karşılaştırsak bundan 10 yıl önce mutsuzum diyen insanların sayısıyla bugünkü sayı arasında önemli bir fark var. Yani mutsuz insanların sayısında bir artış var. Evet. Şimdi antidepresan kullanımında ve kişinin belki bir sağlık sorunu yok ama hani psikosomatik evet. dediğimiz işte ağrı hissediyor ama bunun sebebi de psikolojik. Bu psikologların konusu. Şimdi sosyal medyaya gelelim. Sosyal medya kesinlikle hani iki ucu e, keskin kılıç. Sosyal medya bir kere bir şeffaflık getiriyor. Sosyal medya sayesinde bir konuyla ilgili toplumu hatta bütün dünyayı hızla bilgilendirebiliyorsunuz insanları seferber edebiliyorsunuz. Siyasi mobilizasyon için de çok önemli. Fakat aynı zamanda sosyal medya her türlü küfürün, hakaretin, insanları linç etmenin de araçlarını kolaylaştırdı ve insanlara sunuyor. Şimdi bu genç arkadaşımızın şöyle bir hırsı var yalnız. Biliyorsunuz şu anda influencer olmak, influencerlar işte büyük paralar kazanabiliyorlar. Ve insanlar influencer olmak için dikkat çekmek zorundalar. İşte bir takım becerileriyle, güzellikleriyle dikkat çekebilirler. Ben çok sayıda genç kız görüyorum. İşte teşvikçi nişan taşı pozlar veriyorlar medyada. Fakat bir de birbirlerini döverek bu fotoğrafları paylaşarak dikkat çekme veya sizin dediğiniz gibi küfürlü tepkiler vererek kendisine bir hayran kitlesi yaratmaya çalışanlar var ve şu anda hani çok sayıda genç her türlü uygunsuz, kötü, olumsuz yöntemleri kullanarak e, takipçi sayısını arttırmaya çalışıyor. İşte Çulhan'ın da Koreli sosyolog evet. filozof çok daha farklı bir dünyadayız. Böyle bir hani beğenme, like toplumu diyor. İşte evet. e, kaç tane beğeni aldın? Kaç kişi seni takip ediyor? O şekilde var olmağa çalışıyor insanlar ve bu çok sayıda insanı mutsuz ediyor. Çünkü koyduğu bir post işte Doğru. Facebook olabilir tabii gençler de TikTok kullanıyorlar ondan sonra Instagram oraya koyduğu bir post eğer yeterince e, ilgi görmüyorsa beğeni almıyorsa o mutsuz oluyor böyle bir sebepten dolayı mutsuz oluyor e, gerçekten e, çok düşündürücü hani ve kendini değersiz hissetmeye başlıyor tabi burada yine kolektif narsi hani narsiz mi de konuşmamız lazım evet. Günde kaç tane fotoğraf çekip onu Sosyal medyaya koyuyor ve insanların onunla ilgilenmesini işte arkadaşlarının fotoğrafı likelamasını bekliyor. Bunlar çok yeni ihtiyaçlar ve yani çok yeni çünkü hani böyle bir ihtiyaç yaratıldı. Şimdi eskiden insanlar nerede piyasayı vardı? ...belli bir sokak çıkar, hani her mahallenin, evet. her şehrin orada bir dolaşır piyasa. Şimdi sanal ortamda piyasa yapıyor, işte piyasa yapıyor, postunu koyuyor, beğeni bekliyor ve o olmadığı zaman mutsuzlaşıyor beklentileriyle elindeki imkanlar arasındaki uçurum da arttı tabii Bilmiyorum, insanların. Şu örnek doğru olur mu bilemiyorum. Eskiden anne babalarımız bir yemek yaptığında aman kokusu komşuya gitmesin diye büyük bir çaba sarf ederlerdi. Çünkü onu da canı ister de aman özenir, evet, okay. özenir buna Hı -hı. diye. Tabii. Fakat şimdi sosyal medyada hiç yemediği yemeği gidip sadece resim paylaşan, arabası olmadığı halde lüks arabalar içinde poz veren insanlar Kesinlikle. veyahut da kazandığı parayı gidip tatil bölgesinde sırf bir teknede resim paylaşmak için veya da bir tatil beldesine ben de tatil yapıyorum havasıyla gidip tatil bölgesinden resim evet, paylaşanlar kesinlikle. her şey sahteleşti şimdi bakın bir de İşte bu sahteleşme ile birlikte farklı maskelerle birlikte evet. mutsuzluğu da beraberinde getirdi neden evet. çünkü siz kanaat etmeniz gerekirken şükretmeniz gerekirken Hı. belin halinizde yani yaşayabilirsiniz günlük hayatta ama aşırı lüksle birlikte ...o lüksü özenmeyle Özenli. birlikte ne yaptı? Mutsuzluk yayıldı. Evet. Bütün dünya bunu tartışıyor aslında. Her yerde böyle bir sorun evet, var. Evet tabii yani. influencerlar şimdi elde edemeyeceği bir lüksü... ...elde etmiş gibi gösteriyor veya elindeki çok sınırlı bir parayı oraya yatırıyor. Mesela şunları da biz görüyoruz. Bir otelin önünden geçerken hani or, orada bir yere gitmiş... ...veya bir restoranın önünden konum atmalar falan var evet. mesela. Aslında oradaki o restoranta gitmiyor. Sadece orada hani evet. check yapmış gibi kendini gösteriyor. Evet, o yüzden sosyal medyada e, ki hani sunulan her şeyin arkasında e, büyük bir boşluk var belki de. Fakat bunu insanlar yani bu konuda deliler gibi çalışıyorlar ve büyük bir enerji sarf ediyorlar. Yani gidip de kitap okusa, o konuda be becerilerini geliştirmek için zamanla harcasa Sosyal medyaya koyacağı postla ilgili, tamam bakın şöyle bunun bir ticari dönüşü olacaktır. Evet ama çoğunda ticari dönüşten ziyade bir ego tatmini. Evet. Konu tabii çok uzayabilir evet. ben. Hocam mesela bir örnek vereyim. Evet. Mutsuzluğun Kökenleri diye David Smith bu önemli önemsediğim kitaplardan Hı. bir tanesi. Kişisel buhranlara yeni bir yaklaşım. Aslında bizim psikiyatristlerin, psikologların, sosyologların bence e, Batılılar kendi gençleri üzerinden böyle anketler sonuçlu raporlar hazırlıyorlar. Bence üniversitelerin buna ağırlık vermesi gerekiyor. Ve buna yönelik üniversitelerde eğitimin bence ana konusu artık bu konulara yönelmiş olması lazım. Çünkü üniversite master doktora bile yapıyor konuda, konusunda uzman değil. Artık bilmiyor eskisi gibi. Ee, bu da beraberinde mutsuzluğu getiriyor. Ve biz bu mutsuzun kökenini bence araştırmamız gerekiyor ve bunlarla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bir hani bilgelik, bilgelik de çok önemli bir erdem. Yani bilge olan bir insan bu tür suni konularla mutsuz olmayacaktır ama tabii bilge insanın vicdanı da güçlenecektir. O toplumsal sorunlardan dolayı mutsuz olacaktır benim ama arkadaşlar... bugün mutsuzluğun sebebi benim postuma layık yapılmadı. <laughs> Hocam mutsuzluğa götüren sebepler neler ve bunu mutlu, mutlu olmanın nasıl mutlu oluruz diye sorular soruyor ama ben onu sormayacağım. Onu Hı -hı. başka bir programa evet. bırakalım. Mehmet hocam size sorayım. Şimdi linç kavramı var. Linç kavramını incelediğimde aslında Amerikalı zencilere 1800'lü yıllarda işkence eden bir adam karşımıza çıkıyor. Mr. Lynch zencileri kırbaçlayakrıba linçede kırbaçlayıp öldürdüğü için artık o isim yaygınlaştı. Bugün Türkçe'ye de girdi bu kavram, linç kavramı ve böylece Mr. Lynch. Aslında hepimiz birer Mr. Lynch olmaya doğru git gitmeye başladık hayatın her alanında. Mr. Lynchleşmeye başladı bütün dünyada. Ve sosyal medya, eskiden taşla linç ederdiniz siz birisini. Şimdi sosyal medya attığınız bir tweetle linç ediyorsunuz. Hem Batı'da hem Türkiye'de bu konuyla ilgili kitaplar da yazıldı. Ee, yeni linç, bir tweet at birisini linç et gibisinden. Siz ne, diyor, ne dersiniz bu konuda? linçleşme sizce yaygınlaşıyor mu? E... Şimdi şeyin e, Kolakovski'nin Kolakovski'nin Modernizmin Sonsuz Duruşması diye güzel bir kitabı vardır. Ben evet. onu yıllar öncesi okumuştum. Kolakovski orada diyordu ki biz tabuları yıkalım derken aileyi yıktık. Amerika'da yılda bilmem kaç bin çocuk annesinin babasının saldırısına uğruyor. Evet. Şimdi linç etmek ya da zirveye çıkarmak falan. Bu burada şöyle bir şey var. Bakın insanlar şuna karar verecekler. Akıllı fakat duygusuz telefonlar mı? Hı hı. Yoksa hem duygulu hem akıllı insanlar mı hayatlarında yer alacak? Bir kere sosyal medya kavramına bile ben karşıyım. İnsan yan yana olamadığı, karşı karşıya oturamadığı, yüz göze, yüz yüze oturamadığı, göz göze gelemedi adamlar nasıl sosy sosyalleşemez. Evet. Klavye artıkası kahramanlıklarıyla da bunlar olmaz. Şimdi linç etmek. Neden insi birini linç edersiniz? Kendinizi mükemmel görüp diğerinin yaptığı işi efendime söyleyeyim takbih ettiğinizde onu efendime söyleyeyim şahs kabul ettiğinizde oyun dışı kabul ettiğinizde bunu şey yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki neden linç ediliyor? Çünkü artık bu bir şekil, bir şekil antisemitizm gibi bir şey bu. Hani ne demişti General Gobas? 4D ile yönetilir. Evet. Düşman yarat, dayanıştır, düşündürme. Değil mi? şimdi bir toplumun ne kadar değiştiğini anlamak istiyorsanız mizahına bakın. Mizah. Mizah zekanın, ze zek mizah, zekanın zekatıdır. Siz akıl gerektiren bir mizah yerine e, küfürlü bir şey kullandığınızda insanlar bunu gü buna gülüyorlar. Evet, maalesef. Ama yerlere yatıyorlar gülmekte. Evet. Ha. Ve bu da beraberinde az önce söylemiş olduğunuz avamlaşmayı vasatlaşmayı getiriyor. Bir sonrası sıradanlaşmayı getirecek. Evet, doğru. Ha bunun için ha bu bir tehlike mi? Evet. Ama şuna yeniden dönüyorum ben. Şuna yeniden dönüyorum. İnsan güvenilesi bir şeydir. İnsan türünün ben geri gideceğini düşünmüyorum. İnsan türünün aşınacağını da düşünmüyorum. Fakat Bizim insandan beklentimizi belirleyen yerlerin neresi olduğuna bakmamız gerekiyor. O tamam, şöyle siz gelecekle ilgili karamsar değilsiniz. Umutsuzluk değilim. Bir karamsarlık var, bir sıkıntı var. Ha, Fakat bunu insan elinde sonunda çözecektir Eski Eskiden bak Said çok güzel bir sözü vardır. Yes mani her kemaldir. Hmm. Yes yani ümitsizlik hmm. her olgunluğun engelidir. Yes'e kapılmayacaksınız. Evet. Efendime söyleyeyim, tedbirinizi alacaksınız. Eğitiminizi en güzel şekilde edeceksiniz. Bakın David Hom'un insanın Estetik Eğitimi Üzerine diye bir makalesi vardır. Biz çocukları eğitirken at eğitir gibi mi eğitiyoruz? Evet. Ya da efendime söyleyeyim, 200 bin takipçisi olmak mı önemli? Yoksa eve gelen misafire hoş geldin amca diyen çocuk yetiştirmek mi önemli? Buna karar vereceğiz. Evet. Ve şunu da bileceğiz arkadaş şimdi savaş Artık misafirlikler diye... kalmadı hocam. Ee... Ya Allah şükür kon... bizde hep var. Evet. <laughs> şimdi, şimdi herkes kavramı da gene şeyin içerisindedir. Siz neredeyseniz evet. herkesi orada sanırsınız. Evet. Herkesin misafiri olmaz elbette. Evet. Şimdi zaten Rahmetli Cemil Meriç ne demişti? Evet. Demişti ki her çağda birkaç kişi düşünür. Diğerleri de onun düşündüklerini düşünür. Evet. Şimdi burada artık düşünceye gerek kalmadı. Artık düşünceye gerek kalmadı. Bakın hocam az önce bilgelikten söz ettiler. Evet. Bizim şunu yeniden düşünmemiz lazım. Edgar Morin biliyorsunuz e, önemli bir isimdi Edgar Morin. Edgar Morin diyor ki para, bilim ve teknoloji hayatınızı düzenli hale getirebilir ama anlamlı hale getiremez. Kesinlikle. Onun anlamlı yılının... hale gelebilmesi için evet. aşk, şiir ve bilgelik gereklidir. Şimdi. Son yüzyılın bence en büyük düşünlerden biri. 104 evet. yaşında bildiğim kadarıyla şu. Ne var? 104 yaşında. Aman Allah. Hala yaşıyor. Ya. Fransa'da. Evet. Hakikte Edgar Morin'in e, kitapları ciddi etkiledi. Yani ben okuduğum kitaplardan hmm. yine son dönemde özellikle Filistin Gazze ile ilgili yaptık konuşmalar da beni çok etkiledi. Çünkü bizzat Filistin yanında durdu. Gazze halkının yanında. Kendisi durdu. Müsevi Musevi O oldu kadar halde. Evet, Musevi Hristiyan e, Yahudi o, o, olmasına rağmen ben de kesinlikle burada bir katliam, bir soykırım olduğuna inanıyorum. Ben ben Filistin halkının yanındayım dedi. Bu anlamıyla da duruşu da çok önemliydi. O Eyvallah. Hocam isterseniz bir e, çünkü <laughs> daha söylerim, sonra çözümler üzerine konuşalım biraz. Evet. Kaç dakikalık? Tamam. Ne var şimdi? Latif ee, Bey. Sırada Güler Reyhan ekerim. Yani çok güzel sözler, yine çok değerli hocam Mehmet hocam seçti. Evet. evet. Ee, su çekerim, gidenim dönsün diye yasda yaş dökerim. Ay. Çok güzel yazmışlar. Evet. Okumaya çalışayım. Buyurun. Hasan Hüseyin'in şiirinden bestelenmiş bir çok güzel alt. <laughs> Güler eyhane kerim Şörseden su çekerim Gidenim dönsün diye Yastığa yaşlı Kerim. Gidenim dönsün diye. Yası ayaş dökerim Serçe kuşu serçecik Bilekleri incecik Yiğidimi vurdular Uzun boylu gencecik Goncalar biçilir mi? Mor çiçek seçilir mi? Bu nasıl dünya böyle? Sevgiden geçilir mi? Bu nasıl dünya böyle? Sevgiden geçilir mi? Serçe kuşu serçecik Bilekleri incecik Yiğidimi vurdular Uzun boylu gencecik Kardur olur, yel dire Yorulur olur. koluna kelepçe mi vurulur? Hatiyenin koluna kelepçe mi vurulur? Serçe kuşu Serçecik Gülerin ceci Yiğidimi vurdular Uzun boylu genceci Yiğidimi vurdular Uzun boylu genceci Teşekkürler efendim, sağ olun. Değili hocam, son dakikalarımız. Hı, hı. Ee, çok karamsar, biraz karamsarlık üzerine çok durduğumuz için biraz umut yeşertecek şeyler üzerine konuşmak istiyorum. <laughs> Günümüz Türkiye'si üzerinden hareketle, siz bir sosyolog olarak, Mehmet Hocam siz de bir edebiyatçı olarak, bir, bir ütopya ve distopya kurmanızı istediğimde, yani gelecekte bir umut yeşertecek bir şeyler söylemek istediğinizde birer dakikalık kısa bir söz şeyinizi alsak, görüşenizi. Tabii. Şöyle beni şimdi gençlerle Tabii e, üniversite öğretim üyesi olduğum için evet. gençlerle birlikteyim. Hani Z kuşağıyla ilgili çok tartışmalar var. Fakat evet. Z kuşağı inanın beni umutlandırıyor. Çünkü Z kuşağında ben güçlü bir vicdan görüyorum. Evet. Doğaya karşı, hayvanlara karşı, insanlara karşı, evet. insan acısına karşı son derece duyarlılar. Ama aynı zamanda bu çocuklar çok farklı tuzaklarla karşı karşıyalar. Onları zaten konuştuk. Hani belki de bizlerin görevi onları bu tuzaklardan korumak için gerekli politikaların oluşmasına destek olmak. Ama ben Z kuşağından umutluyum. Harika. Evet hocam siz? Şimdi ben de Z kuşağından umutluyum. Bakın bu deprem zamanında da gördük kimse onları örgütlemedi. Kendi kendi aralarında efendim söyleyeyim dayanıştılar. Çok deprem değil. bölgelerine gittiler evet. ve hiçbir şekilde... E, kimseyi ötekileştirmeden yardımlar dağıttılar, yardım ettiler, şey Bakın ben başka bir şey söyleyeyim. Birkaç sene önce çocuğun birisi bir bilgi yarışmasında 250 bin lira gibi bir para kazandı evet. ve hasta komşusuna harcadı. Yani her, her şey kötü değil yani. Evet. Ha evet. Ama bir bilirsiniz ben eski yıkmak kolaydır. Yapmak çok zordur. Şimdi biz mesela Mesela bu kızımızın aziz hatırası önünde konuşuyoruz. Evet. Nari'nin hatırası önünde konuşuyoruz. Dünyadaki bütün tıp bilginleri, yeryüzündeki bütün teknoloji bir araya gelse şeyi hayata çeviremez, döndüremez Nari'ni. Ama bir serserinin birisi mesela buraya bir bomba atsa bir dakikada hepimiz ölürüz. O yüzden elbette ki anormal olan konuşulur. Mesela anormal olan tartışılır. Normalde tartışmaya ihtiyacı yok ki. Evet. Çok değerli hocam, bizim her programın sonunda, çünkü konular yetmiyor. Ee, konuklarımıza, izleyicilerimize kitap tanıtıyoruz. Burada fırsat bulursanız bu kitapları okuyun. Çünkü bu kitaplar bugünü anlamanız için mühim evet. diye. Şimdi 10 tane kitabımız var. Onları tanıtacağız. Hı hı. Ekranda da yansıyacak bir tanesi, Çürümenin Kitabı. Emil Çoran'ın kitabı evet. çok önemli kitaplardan bir tanesi evet, bu. Ben Choran, okudum bunu. son dönemin e, yaşamış önemli düşünürlerinden bir e, birisi. Hı -hı. Bu kitabı mutlaka bu çağı anlamak için önemli kitaplardan bir tanesi. İkincisi Vasatlığın e, İktidarı diye eee Alain Danelton kitabı. Evet. Bu kitap da çok önemli bugün anlamak açısından. Chulhan bütün kitapları okuması gereken Güney Koreli Almanya'da yaşayan bir düşünür. Ee, bu kitabı bugüne e, bu programa uyduğu için getirdim. Ötekini kovmak günümüzde toplum algı ve iletişim adlı bu kitabı da çok hmm. önemli. Çulhan'ın fırsat bulursanız bütün kitaplarını okuyun. Çok önemli kitaplar bunlar. Yine bu çağı anlamak için saçmalıklar. Bu çağın nasıl bir çağ olduğunu e, anlatan önemli Mitchell Foley'in kitabı saçmalıklar çağı diye. Bu kitap yine bir kitabı daha var Türkçe'de. Michael Foley'in. O kitabı da bulurlarsa okumalarını öneririm. Tabi bu çağ sık sık bahsettik. Mutsuzluklar Çağı. Bunun kökenleri ne, sebebi ne? David Smeil, Mutsuzluğun Kökenleri adlı bu kitabı da bu konuyu işleyen önemli kitaplardan bir tanesi. Bauman, Fransa'nın son dönemlerde yetiştirdiği büyük düşünlerden birisi. Sosyolog, aynı zamanda filozof. İkisini mezceden birisi. Akışkan, Akışkan Aşk diye kitabı vardı. Bir de Akışkan Kötülük bugün hı hı. E, kötülüğün nasıl sıradanlaştığını aslında ifade eden önemli bir kitap. Yaygınlaştı, evet. evet. Güzel bir kitap. Ve görünmez oldu. Evet, görünmez evet. oldu da çok doğru. Yine bu çağın özellikle siyasilerin diliyle dünyanın nasıl farklı bir yere fasetle doğru gittiğini bir ikna çağının aslında bir propaganda'nın günlük hem televizyonların hem siyasilerin farkında olmadan toplumun nasıl dönüştürdüklerinin Anlatan İkna Çağı önemli bir kitap. Burada okunması gereken önemli kitaplardan bir tanesi. Ee, yine e, taştan klavye linç diye bir kitabımız var. Onda da e, önemli kitap iki Türk yazarın yazdığı hmm. e, önemli bir kitap. E, taştan klavye linç kavramını işledikleri önemli bir kitap. Başka bir kitap yine ki Fransız yazarın Küçülme Yeni Bir Çağ için kavram darıcı. Bu çağı nasıl anlamalıyız? Kavramlar üzerinde duran önemli bir kitap. Ve son olarak bu çağın belki en büyük sorunlarından bir tanesi yalnızlık. Ama bu yalnızlık geçmişin yalnızlığı değil. Çok farklı bir yalnızlık. Faye Bound Alberti'nin Bir Duygunun Tarihi, Yalnızlığın Biyografisi. Bulursanız bu kitabı da mutlaka okuyun. Deli Hocam size, Latif Bey size, Mehmet Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Bu programa katkı sunduğunuz için narin kızımızı ve yine bugün defnedilen İsrail işgal güçleri tarafından katledilen Ayşenur Eygi'yi rahmetle anıyoruz. Bir sonraki haftada tekrar yeni bir programla buluşmak üzere. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar diliyorum.